Bir şehit haberi geldi. Başta şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Geride kalan insanlara, geride kalan yakınlarına başsağlığı, sabır diliyoruz. Sabrı cemil derdi eskiler, onu diliyoruz. Sözcü gazetesinin dünkü manşeti olayı özetlemiş. 12 can, 12 aile, 12 yiğit, 12 acı ve ateş düştüğü yeri yakıyor. Ve Sözcü gazetesi yine neredeyse her şehit haberinden sonra alıştığımız fotoğrafı basmış. Bakın, burası bir şehit evi. Yani neden fakir insanların çocukları hayatlarını ipotek ederek, ailelerini geçindirebilmek için canlarını ortaya koyarak bu işlere giriyorlar da bir kısım tuzu kurular, bir kısım saraylarda yaşayanlar ve onların çocukları ya askere hiç gitmiyorlar ya da bedelli yapıyorlar. Hatırlarsanız Erdoğan'ın bir oğlu hiç yapmadı, öbür oğlu da bedelli yaptı. Hatta kendini şöyle savundu Bilal Erdoğan: babama sordum, ya bu yanlış anlaşılmaz mı? Oğlum, bu herkesin hakkı, sen de kullan dedi, ben de gittim bedelli askerlik yaptım diyor. Ya başkasının çocuğunun kanı üzerinden siyaset yapmak herhalde dünyadaki en çirkin, en bayağı, en aşağılık şeylerden birisi. Çok Peki. küçük bir görsel ekleyebilir miyiz oraya? Çok özür dilerim. Sözünüzü daha sonra kesmeyeyim diye hemen şimdi burada tam yeri gelmişken. Ozan Gündoğdu'nun paylaştığı bir sosyal medyada bir tweet vardı. Onu ekleyelim isterseniz. Çünkü tam da bunu anlatıyor. Hamaseti leblebi gibi yerken rahatsız edici bir veriyi düşünelim. 12-15 bin lira için 7 yıl boyunca sözleşmeli er ve erbaş veya 25-30 bin lira maaşa uzman çavuş olmak ister misiniz? Bu koşullarda çalışmak için sıraya giren yüz binler var. O yüzden badanasız evlerde asılı Türk bayrakları demiş. Hemen bu konuyla ilgili bilgi aktarmış olayım. İnsanlar bu kadar rakamlarla o şartlarda çalışmayı göze almak zorunda kaldığı için işte badanasız evlerde o Türk bayrakları asılıyor diyelim. Sözü tekrar size bırakayım. Bu evi hemen apar topar tadilat yapacaklarını, yeniden inşa edeceklerini filan açıkladılar. Bunlar hepsi PR, hepsi halkla ilişkiler çalışması. Yani neden böyle evler var, neden hala böyle evlerde yaşayan insanlar var ve neden böyle evlerde yaşayan insanların çocukları canlarını, kanlarını ipotek ederek hayatlarını devam ettirmeye çalışıyorlar, ailelerine bakmaya çalışıyorlar. Şimdi Sözcü gazetesi bu manşetle çıkmışken, dün yandaş medyaya bir bakalım. Yandaş medya Erdoğan'ın seçim startını, seçim başlangıç projesini manşetlerinden indirmemişler, kıyamamışlar o manşetten geri adım atmaya. Bakın, Takvim gazetesi yüzyılın dönüşümü, Hürriyet gazetesi mega kente üçlü paket, İstanbul'da seçimi kazanmak istiyorlar ya, onun için bakın altta başlığının biraz bir kısmı gözüküyor: Türkiye 12 şehidine ağlıyor diye küçük bir haber. Sabah gazetesi hakeza: evini yenileyene 1,5 milyon TL destek. Altta gene küçük bir başlık: göz kırpmaz, can veririz biz bu vatan için. Neden hiç sizin çocuklarınız vermiyor? Bakın, şu son 22 yıldır ben bir tek Ali Babacan'ın kuzeni, onun yani soy ismi Babacan olan, yani soy ismi herhangi bir siyasiyle aynı olan bir kişi gördük şehit olarak. O da Ali Babacan'ın kuzeniydi ve o zaman da haber olmuştu, yani ilk defa bir siyasetçinin yakını şehit oldu diye. Neden hani can veririz filan diyorsunuz ya, neden hiç siz vermiyorsunuz da başkalarının verdiği canlar üzerinden bu istismarı yapmaya devam ediyorsunuz? Şimdi biz bu filmi gördük, başlığı attık. Biz bu filmi gerçekten gördük ve ne yazık ki her sene birkaç kere bu filmi görüyoruz ve en çok da seçim öncelerinde görüyoruz. Bakın, seçim yaklaştığı zaman iki şeyi muhakkak yaşıyoruz. Yani seçim kampanyalarının olması olmazı. Bir, çok böyle hani dikkat çekici sayıda, bir seferde dikkat çekici sayıda şehit haberleri geliyor. İşte şimdi de aynı olduğu gibi bir seferde 12 asker hayatını kaybetti, 12 asker şehit oldu. Hemen akabinde bakın, bugünlerde muhakkak gelecektir ya da biraz daha seçim yaklaştığında olacaktır. PKK'lı savaş lordları böyle sanki Erdoğan'a gollük pas atar gibi açıklamalar yapıyorlar. İşte Cemil Bayık yapıyor, Murat Karayılan yapıyor, bir başkası yapıyor. Yani şimdi isimlerini sayabileceğimiz neredeyse hemen hepsi çıkıyor. Bu seçim çok önemli, AKP'yi kesin bu seçimde yıkmamız lazım. Hemen yandaş medya alıyor bu şeyleri, beyanatları, bu açıklamaları. Çarşaf çarşaf kullanıyorlar. Ondan sonra ne diyorlar? İşte bakın, terör örgütü AKP'yi yıkmaya çalışıyor. İşte hatta bir de bazen açıkça adres vererek, isim vererek muhalefet partilerinin desteklenmesini söylüyorlar. Bu tam adrese teslim, Erdoğan'a böyle paket halinde PR çalışması hediye etmiş oluyorlar. Sonra ne oluyor? Bakın, birkaç gündür ne görüyoruz biz? Daha doğrusu ne görmüyoruz? Erdoğan ortalarda yok, değil mi? Bir yazılı açıklama, Twitter'da paylaşılmış bir yazılı açıklama.
ne zaman kötü bir olsa, bir şey olsa, ne zaman bir felaket olsa, depremde de bunu görmüştük. Başka hadiselerde de bunu gördük. Suriye'de bir anda 30-35 kişinin şehit olduğu olaylarda da gördük. Erdoğan ortadan kayboluyor. Açıklamaları ya vali yapıyor ya, ya kaymakam yapıyor. Erdoğan ortadan kaybolur. Sonra bir nabzı yoklarlar. Ortam yatıştıktan sonra, tepkiyi muhalefete yönlendirdikten sonra Erdoğan ortaya çıkar. Seçtikleri çok böyle steril bir ortamda bir şehit tabutuna omuzunu koyarak, dirseğini koyarak konuşma yapar. Şehit tepeleri hiçbir zaman boş kalmayacaktır. O şehit tepeleri bu fakirlerin çocuklarıyla dolmaya devam eder. Muhalefete, tepkiyi muhalefete yönlendirirler dedik. Evet, aynen öyle oluyor değil mi? Şu anda da başladı zaten. Daha ilk günden başladı. Böyle bir lüks dünyanın hiçbir yerinde yok herhalde. Yani ülkeyi 21 yılda yönetiyorsunuz. Bir A4 kağıdına yazıp altına imza attığınız her şey kanun oluyor. Bu kadar yetkilisiniz. Her şey sizin elinizde. Yargı sizin elinizde. Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını bile siz uygulayın demediğiniz zaman uygulamıyorlar. AİHM kararlarını bile siz uygulayın demedikten sonra uygulamıyorlar. Meclis zaten sizin elinizde. Meclis soru soruyor. Birazdan ona dair bir video, belki de programın sonunda izleyebiliriz. Bir milletvekili çıkıyor, diyor ki ya meclise hakaret ediyorlar. Meclis kendi hukukunu bile savunamıyor. Yani soru soruyoruz, Cumhurbaşkanı'nın kaç tane uçağı var gerektiği kadar diye meclise aşağılayıcı cevaplar gönderiyorlar. Kendi hukukunu savunamayan bir meclis başka neyi savunabilir ki, diyor o milletvekili. Birazdan onun şeyini izleyeceğiz. Böyle bir ortamdayız ve Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı hedefe konuldu. Dün Manisa'da katıldığı bir şehit cenazesinde yuhalandı. İşte bir kısım tepkiler gördü. Peki bu tepkileri niye gördü? Özgür Özel bir açıklama yaptı. Bu açıklamayı izleyelim. Ondan sonra devam edelim. Hataları yapan, soruları yanıtlamayan bir iktidarla aynı A4 kağıdının üzerinde buluşup da ona meşruiyet kazandırmayacağız. Sorulara cevap versinler. Bizim üzerimize ne düşüyorsa yapalım. Ancak bir ezbere anlayışla ana muhalefet partisi biz ne yaparsak yapalım bizimle birlikte imza atar. Atmayız. O metne imza atmadık. O metinde terörü kınıyorlar. Bizim yayınladığımız metinde açıkça lanetliyoruz. Bir başka siyasi partiden bir sözcü demiş ki bu metinde ne var da imza atmadınız? Ne var da siz imza attınız? Bir öncekinden ne farkı var da imza attınız? Bir önceki şehitle bugünkü şehit arasında bir fark var mı? O günden bugüne ne değişti de imza attınız? Veya o bildiriye imza atmak yerine bizlerle birlikte çok daha etkili bir muhalefeti yapmak yerine neden iktidarın arkasında hizalanıyorsunuz? Neden iktidara güç veriyorsunuz, nefes oluyorsunuz? Onlar bu ülkeye güç mü veriyorlar? Onlar bu sorunları çözüyorlar mı? O yüzden bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nden ezbere bir muhalefet bekleyenler, iktidar ne zaman isterse iktidara destek bekleyenler hiç beklemesinler. Biz bu ülkede haklıyı, biz bu ülkede mazlumu, biz bu ülkede mağduru, biz bu ülkede şehit ailesi ise şehit ailesinin hakkını savunmaya devam edeceğiz. Ezbere bir siyasetle iktidarlarını sürdürenler bundan sonra otursunlar, kendi durumlarını düşünsünler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tavrı nettir, durumu nettir. Özgür Bey, AKP sözcüsü Ömer Çelik'in de üst üste paylaşımları oldu. Sizin ortak bildiriye imza atmamanızı utanç verici bir durum olarak nitelendirdi. Ömer Çelik çok kolay bir siyasete alışmış. Bugün ezberi bozulduğu için ne diyeceğini şaşırmış. Ömer Bey, bir bizim attığımız, imzaladığımız bildiriye bak. Bir senin grubunun imzaladığı bildiriye bak. Eğer terörün karşısında dimdik durmaksa bizim bildirimizde var. Senin şaşırdığın muhalefet partisi olarak, ana muhalefet olarak kolayca arkana dizilmemiş olmamız. Senin şaşırdığın bizim sorumluluğumuzu hatırlatmış olmamız. Senin şaşırdığın bizim bugün Milli Savunma Bakanı'ndan bilgi istiyor olmamız. O bilgilendirmeyi yapamayacak bir acziyetteyseniz benim Ömer Çelik'e söyleyecek sözüm yok. Ömer Çelik bundan sonrasını kendisi düşünsün. Cumhuriyet Halk Partisi'nin terörle mücadele konusunda en ufak bir sıkıntısı, en ufak bir tavizi, en ufak bir eksikliği olmaz. Ama terörle mücadele ederken silahlı kuvvetlere destek vermek başka bir şeydir. Hatalarını yapan iktidarı tartışmamak başka bir şeydir. Bundan sonra öyle yağma yok. Evet, çok önemli bir noktanın da altını çizdi Özgür Özel. Dedi ki şayet bildiri imzalamakla terör çözülecekse ben günde 5000 tane bildirinin altına imza atmaya hazırım. Bunlar tamamen bir PR, halkla ilişkiler çalışması. Vatandaşın gazını alıyorlar. Hem de bir taraftan da muhalefeti bu terör kozuyla köşeye sıkıştırmaya çalışıyorlar. Şimdi Said Sefa da sormuş. Ben de sorayım aynı şekilde. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu Çankaya noteri gibi, Bahçelievler noteri gibi her önüne gelen bildiriyi imzalıyordu ve her bu tür olaylarda size
hiç sorgulamadan destek veriyordu. Onu da linç etmeye kalkıştınız. Özgür Özel'i de linç etmeye kalkıştınız. Demek ki bildirim bildire hepsi bahane, hepsi sudan bahaneler. Kaldı ki bakın Özgür Özel bir fotoğraf. Evet, Özgür Özel'i tepkilerin organize edildiği, kendisi de bu tepkinin organize olduğunu söylüyor. Ki birazdan bir şehit yakını, şehidin işte burada. Bunu sesli dinleyelim isterseniz. Bakın şehit yakını. Herkesi sükunete davet ediyorum. Herkes safinimizdir, başımızın tacıdır. Burada şehidi mahcup etmeyelim yani. Herkes insanımızın lütfen... Sakin olalım yani. Bırakın yasımızı yaşayalım. Herkes başımızı taç edin, misafirlerimizi lütfen. Değerli cemaatimiz. Bu selamlar taşınarak da ona doğru geçecek bir müftümüz değil. Evet, çok önemli bir nokta söylüyor. Diyor ki bırakın yasımızı yaşayalım. Şehidi burada mahcup etmeyelim. Ki Özgür Özel'in cenazesine katıldığı şehitle ilgili bir paylaşımı vardı. 2020 yılında Özgür Özel'le birlikte Manisa Meydanı'nda bir fotoğraf çekilmiş ve Özgür Özel de o fotoğrafı yüreğim bir kez daha yandı, bir kez daha kahroldum diyor bu fotoğrafı görünce. Çünkü beraber fotoğraf çekildikleri bir kişi Enes Budak şimdi şehitlerin arasında var. Bu fotoğrafta Özgür Özel'in sağında gördüğümüz kişi Enes Budak. Buna benzer psikolojik harp operasyonlarını AKP de iktidarının ilk dönemlerinde sıkça yaşadığı hatırlıyorsanız hemen hemen bütün şehit cenazelerinde AKP'lileri yuhalıyorlardı, linç etmeye kalkıyorlardı. Adalet Bakanı Cemil Çiçek'in nasıl camiden kaçtığını, polis kaskını kafasına geçirerek nasıl kaçtığını hepimiz görüyoruz. Manisa demişken Bülent Arınç da Manisa'da yoğun bir tepkiyle karşılaşmıştı ve cenazede söylenenleri söyleyenlere misliyle iade ediyorum gibi bir tepki de göstermişti hatta. Şimdi hani iktidara dönük tepkileri bir nebze anlayabilirsiniz. Niye? Çünkü siz iktidardasınız ve şehitler gelmeye devam ediyor. Buna tedbir almıyorsunuz diye vatandaşın tepkisi anlaşılabilir ki onun bile kurgu olduğu daha sonra ortaya çıktı. Yani o gün AKP'ye karşı şehit cenazeleri bir siyasi enstrüman gibi kullanılıyordu. Ergenekon tarafından kullanılıyordu. Şimdi Ergenekon'da AKP işbirliği yaptığı için şimdi o silahı çevirdiler. Muhalefete aynı silahla ateş ediyorlar. Peki Özgür Özel ne diyor? Özgür Özel ne istiyor? Dönüp bir iki dakika dinlemek gerekmez mi? Özgür Özel diyor ki ya burada bir hata var mı? Stratejik hata var mı? Siyasi hata var mı? Ordunun bir hatası var mı? Orada evet çocuklarımızı gönderdik ve şehit oldular. Ve gerçekten o operasyon doğru yönetiliyor mu? Doğru tercihlerde bulunuluyor mu? Milli Savunma Bakanı gelsin bize bilgi versin diyor. Bundan daha doğal, daha normal ne olabilir? Hani ve ondan sonra da diyor bildiriye gerçekten hani bildiğimiz şeyler üzerinden bir şeyler ekleyelim. Milli Savunma Bakanı'ndan bir hesap soralım ve o hesabın sonunda bildiri yayınlayalım. Şimdi dünyada bu olaylar nasıl gerçekleşiyor? Bakın çok somut bir örneği ben sosyal medyada da paylaşmıştım. Hollanda Milli Savunma Bakanı, onlarda milli yok. Hollanda Savunma Bakanı bir kadındı, Hennis. 2017'de istifa etti. Neden istifa etti biliyor musunuz? Mali'de askerleri var ve o askerlerin ikisi kazaen bir patlama yaşandı ve hayatlarını kaybettiler. Sonra bilirkişi ordu bir şey hazırladı, rapor hazırladı. O raporda yeterince tedbir alınmadığını, bu tedbirlerin alınmamasının siyasi sorumluluğu olduğunu filan söyleyince kadın istifa etti. Bakın iki kişi kazaen yaşanmış bir hadiseden dolayı iki Hollanda askeri hayatını kaybetti ve kadın sorumluluğu üstlendi, istifa etti. Peki bakın Hulusi Akar döneminde kaç kişi şehit oldu? Sayamadık bile yani. Herhalde bir yüzlerce diyebileceğimiz kadar insan şehit olmuştur. Şimdi Yaşar Güler Milli Savunma Bakanı Genelkurmay Başkanlığından çıktı. Şehit haberleri var. Ne yapıyorlar? Bakın biz bu filmi gördük diyoruz ya, filmin her karesini gördük. Bakın Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler dün şeye gitti. Operasyon bölgesine gitti. Harekat merkezine gitti ve harekat merkezinden fotoğraflar paylaşıldı. Bakın Yaşar Güler'in fotoğrafına bir bakın. Yaşar Güler tabii biraz daha acemi, rolüne tam oturmamış. Şimdi Yaşar Güler'in fotoğraflarını ben biraz aşağılara koymuştum arkadaşlar. Onları aşağılardan alıp gösterebiliriz. Yaşar Güler işte komuta merkezinde, sağında Kara Kuvvetleri Komutanı, solunda Hava Kuvvetleri Komutanı vesaire, Deniz Kuvvetleri Komutanı. İşte bu fotoğraf. Şimdi
Aynı kareyi biz nereden hatırlıyoruz? Bir sonraki şeyde Hulusi Akar, bakın Milli Savunma Bakanı, bu sefer Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler onun yanında. Hulusi Akar rol kabiliyeti, oyunculuğu biraz daha gelişkin olduğu için bu fotoğraflar sırasında işte parmağıyla işaret ediyor, ayağa kalktığı kareler vardı, telefonla konuştuğu kareler vardı. Biz bu filmi durmadan seyrediyoruz. Her Şehit olayından sonra bu filmi seyrediyoruz. Bu filmin bir parçası da hemen bir sonraki küpürde yer alan şeyler. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Ya şehitlerimizin kanı yere hiç düşmesin. Yerde kalmadı ne demek? Niye yere düşüyor ki? Önce niye yere düştüğünün bir hesabı da verin. Bir de şehitlerin kanı yerde kalmadı. İşte şu kadar inini yok ettik. Ya olaydan birkaç saat sonra siz o inleri bulup yok edebiliyorsanız, tırnak içinde söylüyorum, bugüne kadar neyi beklediniz yani? Bu kadar insanın hayatını kaybetmesini mi beklediniz? Gidiyorlar, dağ taşı bombalayıp geliyorlar. Dediğim gibi tamamen halkı uyutmak, halkla ilişkiler çalışması yapmak ve bunu seçimde bir koz olarak kullanmak için yapılmış işler, eylemler. Başka bir açıklaması yok. Şimdi en basitinden bakın şunu tartışmamız gerekiyor. Bugün İsmail Saymaz yazmış. Birkaç kişi de söylemeye, ufak ufak böyle küçük küçük söylemeye cesaret etmiş. Böyle üs olur mu diye soruyor İsmail Saymaz Sözcü'deki yazısında. Bir görüntü var arkadaşlar, onu da gösterebilirler. Aynı üsten, baskına uğrayan üsten tam bir ay önce yapılmış bir askerin paylaşımı bu, bakın. Hem de Kasım ayına ait bir görüntü Bülent Bey, bu görüntü. Evet, tam bir ay önce, yani 23 Kasım'da yanlış hatırlamıyorsam paylaşılmış bir görüntü. Bakın o üst bölgesinden bahsediyor. Evet, yani İsmail Saymaz diyor ki bırakın PKK'yı, vahşi hayvanların, yabani hayvanların bile saldırısıyla askerler burada hayatını kaybedebilir. Şimdi 21 Kasım'da soğuktan donarak ölmezlerse tabii. Evet, yani soğuktan donarak ölmüşler. Yani Sarıkamış'ta soğuktan dönerek donarak ölmüş askerlerin gerçeğini, olayın gerçek boyutunu tartışmayıp hala oradan hamasetle sadece Sarıkamış'ı anlatan bir hikayemiz olduğu için, bir hikaye anlatışı olduğu için normal yani, buradan da donarak da ölseler buradan da bir kahramanlık hikayesi çıkardı. Elhak orada hayatını kaybedenler, orada bekleyenler kahramandır ama siz bunu istismar ederek o kahramanlık hikayesi üzerinden siyaset yapamazsınız, yapmamanız gerekiyor. Şimdi İsmail Saymaz'ın yazısında önemli noktalar var. O önemli noktalara bakarak devam edelim. İsmail Saymaz diyor ki ya böyle geçici üs mü olur? Yani bu üst dediğiniz şey nedir ya? Yani kamp çadırı bile bundan daha şeydir herhalde. Biraz zengin bir adamın kuracağı kamp çadırları bundan daha iyi olacaktır herhalde. İsmail Saymaz'ın yazısında dikkat çektiği önemli başka bir nokta var. Başka bir görüntüde askerler kameralardan hareket halindeki PKK'lıları izliyorlar ve diyorlar ki sızmaya hazırlanıyorlar. Üst bölgelerine sızacaklar herhalde. Çünkü PKK'yı hareket halinde görüyorlar. Şimdi PKK'lılar 20 metreye kadar yaklaşmışlar ve 5-10 metrelik mesafede çatışma çıkmış. Şimdi Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre işte 12 şehit var, 13 tane de PKK'lı hayatını kaybetmiş deniyor. Ne kadar doğru onu da bilmiyoruz. Şehit sayısı ne kadar onu da aslında tam emin olamıyoruz. PKK'lılar gerçekten bu kadar zayiat verdiler mi? Ondan da tam emin olamıyoruz. Şimdi İsmail Saymaz başka önemli bir soruyu daha soruyor. Diyor ki PKK'lılar kameralarda böyle açık net bir biçimde hareket halinde görüldüyse ve o üstteki hani en rütbesiz asker diyebileceğimiz askerler bile bunun bir sızma harekatı olduğunu, bir sızma operasyonu olduğunu fark ettilerse Türk Silahlı Kuvvetleri, bu askerlerin üstündeki komuta kademesi ne tür tedbirler aldı, ne önlemler aldı? PKK'nın 1400-1740 metrelik rakımlı tepelerde üst bölgelerine sızmasını başka herhangi bir şekilde fark etmediler mi? Ve Kuzey Irak'ta bunun gibi kaç tane üssümüz var? Kaç tane asker orada kara batmış çadırlarda ölümü bekliyor? İsmail Saymaz çok doğru soruları sormuş bugünkü yazısında. Başka bir şey daha yapmış İsmail Saymaz. Bir emekli albay Orkun Özeller, Meral Akşener'in de danışmanı. Dünden beri onun hem KRT TV'de yaptığı konuşma hem Cumhuriyet'te daha önce Barış Pehlivan'a galiba gönderdiği bir mektup var. Fakat sonradan yayınlanmasından vazgeçmiş, yayınlanmasına izin vermemiş. Şimdi o kişiyle İsmail Saymaz bir röportaj yapmış. Albay Özeller diyor ki şehadet sömürüsünden dolayı hata yapıldı bile diyemiyoruz. Hatta KRT'deki
sesli videosunda şey de diyordu. Yani kendimi suçluyorum çünkü ben bir yıldır böyle düşünüyorum. En az bir yıldır böyle düşünüyorum. Ama bu düşündüklerimi söylersem orduyu yıpratmış olurum. O işte bölgedeki harekata zarar vermiş olurum. Oradaki askerlerin moralini bozmuş olurum falan diye konuşmadım. Ama şu anda bin pişmanım. Şu anda kendimi hatalı görüyorum diyor. Çok önemli bir nokta. Bakın şehadet sömürüsünden dolayı hataları konuşmuyoruz. Dün ben sosyal medyaya bir iki tweet attım. Hemen bir kısmı samimi insanlar, bir kısmı da troller hemen üşüşüyorlar. Hiç kimse hataları sorgulamıyor. Halbuki hatayı sorgulamazsanız bakın bunu yaşamaya devam ediyoruz. Aynı filmi tekrar tekrar izlemeye devam ediyoruz. Niye hatayı sorgulamaktan gocunuyorsunuz? Niye hatayı sorgulamaktan korkuyorsunuz? Yani böyle bir üst bölgesinde böyle karlara batmış çadırlar içerisinde sizin çocuğunuz nöbet tutuyor olsa bunu görmezden gelir misiniz? Başkasının çocuğu üzerinden dediğim gibi kahramanlık taslamak, kahramanlık hikayeleri anlatmak çok kolay. Şimdi albay, emekli albay Özeller diyor ki Milli Savunma Bakanı, bakanlığı bir açıklama yapmalı. Bakın bu görüntüler iki gündür sosyal medyada ve Milli Savunma Bakanlığı böyle bir üstümüz yoktur, bu görüntüler yalandır, bu görüntüler yanlıştır demedi. Sükut ikrardandır. Ya da çıkıp da evet o üst orada vardır ve orada olmalıdır da diyemiyorlar. Buna da cesaret edemiyorlar. Görüntülere birisinin açıklama getirmesi gerekmiyor mu? Ve Özeller de onu soruyor. Diyor ki Milli Savunma Bakanı buna bir açıklama yapmalı. Bu üst bölgesi ne zaman kuruldu? Hangi maksatla kuruldu? Ve başarılı olduysa neden geri gelinmiyor? Ki Özgür Özel'in açıklamasında da bu vardı. Başarılı değilse neden başarılı değil? O üsler orada durmaya devam edecek mi? Orada neden durmaya devam edecekler? Özeller şunu diyor. Diyor ki stratejik olarak da taktik olarak da Pençe kilit operasyonu yanlıştı diyor. Hulusi Akar'ın bir inadıyla Hulusi Akar aldı götürdü orduyu oraya ve şimdi de geri çekemiyorlar diyor. Hududu korumak istiyorsanız hududun kendi kısmınıza 3 tugay yerleştirseniz hududun öbür tarafındaki 6 tugaydan daha iyi verim elde edersiniz diyor. Çünkü o 6 tugayı 20 kilometre 30 kilometre içeriye derinliğe gönderdiğinizde onlara lojistik katkısı yapamıyorsunuz. Onların güvenliğini sağlayamıyorsunuz. Onları kendi başına orada bırakıyorsunuz. Daha ne kadar orada duracağız diye soruyor Özeller, Orkun Özeller. Bunların akılla izah edilebilir bir tarafı yok diye de ekliyor. Ve İsmail Saymaz diyor ki bizim zayiatımız PKK'dan daha mı fazla? Tabii ki diyor Albay Özgür Özeller. Bakın yıllarca o coğrafyada özel harple birlikte özel kuvvetler komutanlığına mensup bir asker olarak o bölgeleri karış karış dolaştım diyor. Böyle biri konuşuyor yani. Tabii diyor ama en fazla sömürülen duygu şehadettir. Biz de zamanında şehit olabilmek arzusuyla yanan insanlarız. Amacımız şehit olmak değil, görev yapmak, hayatta kalabilmektir. Ama şehit olma duygusu, duygusunun sömürüsünden dolayı hata yapıldı bile diyemiyoruz. Kimse sorgulayamıyor diyor. Aklı başında herkes bu kadar derinde bir harekatın yürütülmesini doğru bulmaz. Tekrar üste döneyim diye soruyor İsmail Saymaz. Geçici üst böyle mi olur? Bunlar kar altında kalmış öyle gözüküyor. Önceki yıllarda da yaptık aynı hataları, bakın aynı filmi izledik diyoruz ya. Üstleri adam gibi tahkim etmeden personelimizi getirdik. Zaman içinde tahkim edilmesini bekledik. Ama işte tahkim edilmedi ve edilmiyor. Ve orada insanlar ölüyor, orada gençler ölüyor, orada çocuklar ölüyor. Ve bunu kimse sorgulamıyor. Sorgulamaya cesaret edeni de işte Özgür Özel ilk defa böyle bir çıkış yaptı. Linç etmeye çalışıyorlar. Ya da sosyal medyada yazmaya çalışan birkaç kişiyi linç etmeye çalışıyorlar. Milli Savunma Bakanı gidip harekat merkezinde pozlar vereceğine, harekat merkezinde işte ellerini kırdık, mahvettik, öldürdük, bitirdik şeklinde hikayeler anlatacağına, masallar anlatacağına bu sorulara cevap versin. Bu harekat doğru bir harekat mı? Bu üst bölgeleri doğru yerlerde mi? Bu üst bölgelerin baskınında herhangi bir ihmal var mı? Herhangi bir kötü yönetim, yanlış yönetim var mı? Bunun cevaplarını vermeleri gerekiyor önce. Şimdi bir başka tweet'i paylaşacağım son tweet olarak. ENAK'ın kurucusu Veysel Ulusoy önemli bir noktaya dikkat çekiyor. Diyor ki ekonomideki çöküşü terörden faydalanarak kapatmaya çalışan dinci bir faşizmin pençesi üzerimizde. Devlet gücünü de kullanan, Mehmetlerin canına mal olan bu duruma karşı çıkın, sorgulayın, sorumluların suçlarını ortaya çıkarın diyor.
Bakın gerçekten kitabın ortasından konuşmuş Veysel Ulusoy. Artık sosyal medyada çok paylaşılan konulardan birisi de şuydu. KHK'lı yurt dışında yaşayan askerlerin çoğunlukla paylaştığı şeylerdi. Suriye'ye girmeyelim. Suriye Türk Silahlı Kuvvetleri için bir bataklığa dönüşür dediği için Akın Öztürk dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı. Önce Hava Kuvvetleri Komutanlığından alındı. İşte askeri şura üyeliği gibi kızak bir göreve çekildi. Sonra da 15 Temmuz'da hani hiçbir bilgisi, hiçbir şekilde yani en küçük bir katkısı dahil olmadığı halde Genelkurmay Başkanı'nın ve Hava Kuvvetleri Komutanı'nın talebiyle Akıncı üstüne gitmiş olmasına rağmen lojmanında oturmuş çocuklarını severken, torunlarını severken, pijamalarıyla otururken Hava Kuvvetleri Komutanı'ndan gelen telefon üzerine Akıncı üstüne gittiğini bütün tanıklar doğrulamış olmasına rağmen Akın Öztürk'ün bakın başını yaktılar. Ve hem o kadar işkence gördü hem de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdılar. Akın Öztürk gibi Suriye operasyonlarına karşı çıkan kurmay subaylar da bu vesileyle hepsi tasfiye edildi. Hepsi ordudan atıldı ve hemen hemen hepsi de tutuklandı diyorlar. İşte Suriye'de bugüne kadar bakın ne kazandık, bir şapkayı ortaya koyup düşünmemiz lazım. Yani kaç tane şehit verdik ve hangi stratejik getiriyi elde ettik, hangi stratejik kazancı, yani kazanç hani illa maddi bir kazanç olması gerekmiyor, hangi stratejik hedefimiz gerçekleşti, Suriye'de bulunmanın bize faydası ne oldu, Suriye'de olmasaydık ne yaşardık, Suriye'deyiz diye neyi yaşamıyoruz, bunları konuşmak lazım, şapkayı önümüze koyup bu sorulara cevap aramamız lazım. Ama elbette ki Erdoğan rejimi bunun konuşulmasını istemeyeceği için ne yapacaklar, böyle gürültü çıkaracaklar, bir kaotik ortam oluşturacaklar. Muhalefeti eleştiren, muhalefeti linç etmeye çalışan, Özgür Özel'i linç etmeye çalışan bindirilmiş kıtaları görevlendirecekler. Böylece onu tartışacağız. İktidarın hem Suriye politikası, hem terör politikası, hem de diğer politikalarıyla ilgili işte ekonomide yaşadıklarımız ve yılbaşından itibaren gelecek zamlar, bunların hepsini rafa kaldırmak, bunların hepsini halının altına süpürmek istiyor. Bunun için iyi bir süpürge terör olayı.